İnşallah ipi göstereceğiz. Tabii şimdi planlar, projeler, hedefler hepsi önemli. Mevcut sorunlar, o sorunların nasıl çözüleceği. Aynı zamanda siz siyaset bilimi konusunda uzman bir isimsiniz. Sosyoloji konusunda uzman bir isimsiniz. Yerel yönetimler konusunda da öyle. İlk olarak şunu sormak isterim. Esenyurt'a baktığımızda aslında Türkiye siyasetinde son dönemde muhalefeti de görüyoruz. Evet. Özellikle yerel seçimlerde belki bunu biraz fazla görmeye başladık. Evet. Esenyurt'ta bazı muhalefet partileri tarafından hedef alındığınızı, hedef gösterildiğinizi görüyoruz. Bir yanıtınız olur mu o hedef almalara, hedef göstermelere? Bunu zavallı hezeyanlar olarak görüyorum. Ben devlette uzun yıllar çalışmış, üniversitede bölüm başkanlığından rektörlüğe kadar görevler yapmış, Amerika'da, Avrupa'da, Orta Doğu'da çok çeşitli ülkelerde ülkemi temsil eden bir bilim insanıyım. Bugüne kadar kaşın üstünde gözün var demeyenler bugün seçimi aldığımızı görünce bir takım zavallıca hezeyanlara başvurdular. Onlar o hezeyanlarında boğulsunlar. Halkın dikkatini çekmek için güya bize bulaşarak kendilerine prim kazanmaya çalışıyorlar. Ahmet Özer bugün Türkiye'nin gündeminde olan biri değil ki. Yıllardır ülkeme hizmet ediyorum. Yıllardır televizyonlardayım. Evet. 36 tane kitap yazdım. Türkiye'nin üniversitelerinde dersler verdim. Benim öğrencilerim şimdi kaymakam, vali, bakan, milletvekili bile olanlar oldu. Ben de şimdi ülkeme siyaset yoluyla hizmet etmek üzere Esenyurt'umuza aday oldum. Dolayısıyla korkunun acele faydası yok. Allah'ın izniyle biz gümbür gümbür geliyoruz. Halkımızın desteğiyle de bu seçimi kazanacağız. Onlar kendi itibar suikastlarına, hezeyanlarında, zavallılıklarında boğulsunlar. Evet, bu kadar yanıt yeterli diyorsunuz. Evet. Esenyurt'ta halkla buluşmalarınız sürüyor. Halkla bir araya gelmeleriniz devam ediyor. Size anlattıkları, sizden istedikleri, bekledikleri çok önemli. Dolayısıyla bunlar da bir plan ve proje yığını olarak, çok fazla plan ve proje var çünkü önümüzde. En öncelikli olanlar hangileri? Şimdi Esenyurt'ta 40 yıl içerisinde çok büyük, hızlı bir nüfus artışı olmuş. Bu nüfus artışının iki boyutu var. Biri orada bir sanayi oluşmuş 2000'lerle beraber. Bu bir çekim merkezi oluşturmuş. İkincisi de büyük bir yapılaşma meydana gelmiş. Bu yapılaşmayı da AK Parti döneminde özellikle insanı odağa alan bir kentleşme yapmak yerine rantçı bir belediyecilik yapılmış ve adeta kentin ak göğsüne beton yığınları dikilerek Esenyurt'un geleceği karartılmış. Tabii biz geldikten sonra bu çarpık kentleşme meselesine bir çözüm bulacağız kentsel planlama çerçevesi içerisinde. Mesela deprem toplanma alanları, sosyal donatı alanları bile yok edilmiş. Mesela bir kişi başına düşecek olan yeşil alan 10 metrekare iken burada 72 santime düşürülmüş. Ve bunları yapanlar şimdi tekrar karşımıza aday olarak çıkmışlar. Hangi yüzde halktan bunlar oy istiyorlar? Halk artık kendini sömüren, rantçı belediyecilik yapan, siyaseti kirleten insanlara bana göre geçit vermeyecek. Ben bir bilim insanıyım. Bilimin ışığını siyasete katmak için, siyasete kalite getirmek için halkımla beraber yürümek ve halkımla birlikte Esenyurt'u yönetmek için aday oldum. Onun için diyorum ki Esenyurt'la ilgili bir hayalim var. Bu hayalim Esenyurt küçük bir Birleşmiş Milletler gibi. Herkesten, her kesimden insanlar var. Öncelikle burada bir barış adası yaratacağız. İki, Esenyurt'u 21. yüzyıla hazırlayacağız. Üç, Esenyurt'u yeşil, yaşanabilir bir kent haline getireceğiz. Dört, Esenyurtlu kötü olaylarla bugüne kadar gündeme gelmiş. Bunları ortadan kaldıracağız. Esenyurtlu da tıpkı Beşiktaşlı gibi, tıpkı Kadıköylü gibi göğsünü gere gere ben Esenyurtluyum, Esenyurt'ta yaşıyorum diyebilecek bir noktaya getireceğiz. Bugün bunu diyemiyor. Bunu diyememesi bugüne kadar yönetenlerin ayıbı. Özellikle 15 yıllık AKP yanlış yönetiminin altını çizmek istiyorum. Çünkü bir kent adeta bu beton lobileriyle betonlaşma adına katledilmiş. İçim yanıyor gördüğüm zaman Ülke Hanım. Bir kent bilimci olarak baktığımda. Şimdi biz zararın neresinden dönülürse kârdır misali bunun önüne geçeceğiz. Bunun ortaya çıkarmış olduğu ulaşım sorunları var. Onları gidereceğiz. Yani bir hızray projesi var.
Mahmut Bey Esenyurt metrosu var. Onu büyükşehirle birlikte yapacağız. Şehir içi yollarında problemler var. Onları belli bir düzene sokacağız. Kavşak düzenlemeleri, yeraltı, yerüstü geçitleriyle o şehrin ulaşımını bir kere mutlak surette çözeceğiz. İki, bir kere bir kentin en önemli rutin çalışmalarından biri de sağlıklı bir ortam, temiz bir çevrenin olmasıdır. Bunu mutlaka sağlayacağız. Üç, yine bir kentin en önemli rutin işi o kentin biraz parka, bahçeye sahip olmasıdır. Yani orada o kadar fabrika var, o kadar emekçi var, o kadar insan var. Hafta sonu çoluk çocuğuyla gidebileceği, biraz çiçeğin, böceğin olduğu, oksijen alacağı, nefes alacağı bir ortamın olması lazım. Bunları mümkün mertebe arttıracağız ve yaratacağız. Onun için mesela 10 tane mahallemizde 12 tane park var yapmayı planladığımız. Hı hı. Ayrıca Haramidere'de yeşil vadiler şeklinde planladığımız işler vardır. Bunların hepsini birlikte yapacağız. Öte yandan Esenyurt'ta başka bir sorunumuz var. Eğitim ve sağlıkla ilgili sorunlarımız var. Bir sınıfta 60 tane öğrenci okuyor. Ben eğitmenim. 60 kişilik sınıflardan öğrenci yetiştiremezsiniz. Oradaki insanların geleceğini karartırsınız. Ayrıca eğitimde hiç çağ falan atlamamışız. Biz maalesef, çocukluğumuzda maalesef. Yaşadığımız sorunlar hala devam ediyorsa kesinlikle, bu yüzyılda bu kesinlikle. Büyük bir problem. Zaten o ayrı bir konu. O ayrıca tartışacağımız bir alan. Zamanımı daha çok Esenyurt'u anlatarak tabii. kullanmak istiyorum. Sağlıkla ilgili sorunlarımız var. Hı. Koca Esenyurt'ta bir tek tane devlet hastanesi var. Şimdi soruyorum yani bugüne kadar oradaki yöneticiler uyuyor muydu? Resmi olarak 1 milyon gayri resmi 1,5 milyon nüfusu olan bir şehre bir tek tane devlet hastanesi Allah'a reva mı? Ayrıca başka sorunumuz var Ülke Hanım. Çocuklarımızın geleceğine göz koymuşlar. Bir uyuşturucu problemi var, bir bağımlılık problemi var Esenyurt'ta. Bunun kökünü kazıyacağız. İçişleri Bakanlığı'yla birlikte yapacağımız işler var. Belediye olarak yapacağımız işler var. Yani hem önleyici, bilinçlendirici hem de buna efendim bulaşmış gençlerimizi de o hastalığın çeperinden çekip alabilmek için de rehabilitasyon merkezlerimiz var yapacağız. Ayrıca kadın cinayetleri var. Bunların mutlak surette önüne geçmemiz lazım. Gene hem bu eğitim, bilinçlendirme ama acilen de kadınlarımızın yaşam alanları, sığınma evleri şeklinde yapacağımız yaşam alanları söz konusu. Hı hı. Öte taraftan Esenyurt kötü bir takım çatışmalarla vesaire gündeme geliyor. Bunun nedeni de şu. Hep söylerim, bir kente girdiğiniz zaman yolları eğri büğrüyse, binalar çürük dişler gibi dizilmişse, hava koridorları yoksa ve yeşil alan tahrip edilmişse orada rüşvet, irtikap var. Orada kötü yönetim var ve bu kötü yönetim halka kötülük olarak yansımış. Bunu tersine çevirmemiz lazım. Bu aynı zamanda giderek hasta bir kent ortaya çıkarır. Kentler de hasta olur. Kentler de canlı varlıklar gibidir. Onlar tavuklar gibi pat diye düşüp ölmezler. Ama içinde yaşayan insanları da hasta ederler. İşte insanlar sinirli olur. Evet. İşlerine yetişemezler. Geç giderler. Birbirlerine ayaklarına basarak yürürler. Dirsekleriyle kendilerine yol açarlar. Bunu ortadan kaldırabilmenin en temel yollarından biri nedir? O kenti düzgün, ferrah, yaşanabilir bir alan haline getirmektir. Böyle alanlarımız var. Bakın Esenyurt'ta bir ad altında